Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala yeminle başlıyor. Velagat. Andolsun ki zerana biz yarattık. Allah azimüşşan buyuruyor. Biz yarattık. Kim için? Cehenneme. Cehennem için yarattık. Kesiren minel cin. Cinlerin bir çoğunu böyle insan. İnsanların ve bin cinlerin bir çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemlik olaraktan yarattık. Lehum onların vardı kulüm kalpleri la yefkahune biha. Onlar fıkh etmezler. Yani bak anlamazlar. Allah'ın ayetlerini, hükümlerini anlamazlar. Ve lehum gün onları vardı. Eayyunun gözleri vardır. La yefsurune biha. Allah'ın o ayetlerini, delillerini görmezler. Anlamazlar. Ve lehum gün onların ağzının kulakları vardır. La yesmeune biha. O kulaklarını işitmezler. Yani gerçeği işitmezler. Gerçeği duymak istemezler. Ülâik onlar var ya ne gibidirler? Kel enam. Hayvanlar gibidirler. Bel bilakis hüm onlar ezallu. Hayvanlardan daha sapıktır. De diyor hayvan bile bazen menfaatini çoban diyor bir efendim koyun sürüsüne bir taş atsa o hayvan anlar ki diyor bu bizim zararımıza oradan döner. Ama bunlar diyor bu hayvan gibi dahi onu idrak edip de o zarardan dönemezler diyor. Evet. Ülâik onlar var ya hümülü gafilin. Gafil kimselerdir. Yani kendini helaka uğratacak kimselerdir demiş evet. Velillahil esmaül husna. En güzel isimler Allah Teala'nındır. Allah'a aittir. Fed'uhu biha. O zaman Allah'a o Allah'ın güzel isimleriyle dua edin. Hatta yalvarın. Ve zeru terk edin ellezine yulhidune fi esmaihi. Allah'ın isimlerini saptıranların yaptıkları isimleri terk edin. İşte mesela Abdü işte Uzza diyorlarmış Aziz isminden dolayı. Mennan isminden Menat efendim. Allah isminden dolayı ne diyor başka bir isim böyle isimler takıyorlarmış yani putlara. Bundan dolayı yaptıkları gibi onları yapmayın. Siz Allah'ın güzel isimleriyle onu tesbih edin. Efendim seyyüzzevne onlar karşılıklarını görecekler. Bir makanı yapman. Böyle yamelin o yaptıkları yani putlara Allah'ın isimlerinden isim uydurduklarından dolayı onlar ne yapacaklar? Yaptıklarından dolayı bunların cezasını görecekler demiş. Evet. İşte Peygamber şöyle bir buyuruyor. Efendim Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen cennete girer buyurmakta. Bu da benimseme kelimesi uygulayan manası yani efendim. Onlar işte iyi hayatını uygulayan kimseler cennete girer demiş. Evet. Ve mimmen o kimseler ki halakna yarattık ümmetün bir ümmet. Nasıl? Yehdiyune bil hak. Hakka götüren. Yani biz öyle insanı emri bir maruf nehyan hükü yaparak insanları iyiliğe hakka götüren bir ümmet yarattık. Ve bihi ona yadrin. Allah Teala'ya ne yapın? Onun da adalet Allah adına adaleti uygulayan. Adaleti uygulayan efendim Allah'ın yoluna insanları götüren bir ümmet yarattı. İşte bize diyor ki bu bizim ümmetimiz yani peygamberimizin ümmeti. Biz seni işte orta ümmet olarak yarattık. Hem ne eskilere şahit efendim ve Allah'ın adaletini uygulayan kimseler olarak. Evet. Vellezine kezzebu bi ayetin. Ama ayetlerimiz yalanlayana gelince bunlar Allah Teala'nın ayetlerini tasdik edenler böyle. Ya yalanlayanların durumu nedir? Senes tedricihüm. Biz de onları yaklaşacağız. Bu kelime de istidrac dönüyor burada hocam. İstidrac yani Allah Teala biz onları cehennemin yollarına usul usul derece derece hazırlıyoruz. Yani uçuruma gidiyorlar haberleri yok. Minhası öyle ki la yalim bilmedikleri bir yoldan bilmedik bir yerden kendilerine ne yapıyorlar? Devamlı iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki kötülük yaparaktan bu diyor usul usul cehennemin yolunda istirac ediyor. Evet. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve ümli lehüm. Ben onlara mühlet verdim. Yani onlar efendim mühlet verdim. İnne kedi metin. Ama benim tuzağım da çok yani. Yani yakaladığım zaman da benim elimden kurtulamazdı diyor. Efendim yine Peygamberimiz bu konuda şöyle bir şey vermiş. Hiç şüphesiz diyor Allah zalime yaşama fırsat verir bak zalime. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez buyurdu diyor Peygamberimiz bak. Ne zalim ne yapıyor? İşte zalimlerin en çok kaybettikleri noktadan bu yani. Mesela Müslümanlara hep kötülük yapıyorlar. Ondan sonra peygambere kötülük yapıyorlar diyorlar ki ya eğer bunlar gerçekten Müslüman olsa ya da bu gerçek peygamber olsa Allah bize ceza verir. Allah'ın orada verdikleri mühleti onlar kendi lehine zannediyor. Halbuki Allah onlara mühlet veriyor. Onlar da demek ki bunlar peygamber değil de bundan dolayı bize bir şey olmuyor diyorlardı. Evet. Tabii Allah Teala da yakalanınca tabii gereğini yapın. Evet. Peki Allah Teala şöyle buyuruyor. Evelem yetefekkeru onlar düşünmüyorlar mı? Yani, neyi?
Ma bi sahibihim min cinnet. Yani sahibleri arkadaşları. Peygamberimiz onların içinde ne yaptı? 40 sene onlarla beraber yaşadı. Arkadaşlarında bir delilik 40 sene içinde yaşayan insan da bir kere bir olumsuzluk görülmez mi deli olan bir kimsede? Böyle bir şey olmadığına göre demek ki bunların bu yanlış görüşleri yanlış, evet. İn hüve o dedi illa ancak o peygamber nedir? Nezir, apaçık bir uyarıcıdır. Ona göre tebliğ etmektir. Dolayısıyla onda herhangi bir delilik yoktur diye, evet. Yine evvelem yenzuru bakmıyorlar mı? Neye bakmıyorlar mı? Fî melâkutü semâvâti ve râzî. Yerin ve göğün Allah Teala'nın yarattığı muhteşem varlıklarına, güneşi, ayı, Allah'ı hatırlatan şeylere bakmıyorlar mı? Efendim görebildikleri kadar diyeyim. Ve mâ hâlegallâhu min şeyin. Allah'ın yarattığı şeylere bakmıyorlar mı? Herhangi bir şeye, neye bakarsan bak. Onu yani ikinci bir kişi var mı onu yaratacak? Veyahut işte bir sineğin kanadını yaratacak var mı? Yok. O zaman efendim ve en asa umulur ki en yekune olması kadip terafi ecelebi. Onların ecellerinin yakın olması da umulur. Belki de onların ecelleri yakındır, evet. Febi eyi hadisin hangi söze, yani Allah bu kadar deliller getirdikten, ayetler getirdikten, peygamber gönderdikten sonra hangi söze badehu bundan sonra inanacaklar? Daha başka ne istiyorlar? Her türlü mucize, her türlü delil geldiği halde daha hangi söze inanacaklar? Yani bu ne demek? Artık bunlar inanmazlar demiş, evet. Men yuzlillah, kimi Allah bırakırsa, yani yanlışlıkla işte batılda bırakırsa ve hatalı da bıraksa fela hadiyelehu, onu kimse doğru yola hidayet erdiremez. O Allah'ın elindedir. Ve yezeruhum, onları bırak. Nerede? Fi duyan, bu azgınlıklarında ya mehum bocalayıp dursunlar. Efendim işte burada diyor ki Peygamberimiz işte kıyametin ansızın geleceğiyle ilgili şöyle demiş. Devesini sağan bir adam daha süt kabını ağzına götürmeden, efendim elbise alışveriş yapan kimse daha o elbiseyi giymeden, havuz tamir eden kimse daha o havuzu bitirmeden, lokmasını ağzına götüren adam daha onu yiyemeden kıyametin kopacağını söylemiş. Kıyamet bir anda böyle kopup gidecek. O zaman o haller ne olacak bunların? Demiş, evet. Yes'elûneke, senden sonra neyi? Anis saati. Yani kıyamet işte bu okuduğumuz ayetle ilgiliydi bu. Kıyameti soruyorlar. Neyini soruyor? Eyyâne mürse, o ne zaman kopacak? Diye soruyorlar. Peki Allah diyor ki kul de ki innemel elmi, onun ilmi efendim indallah. İnde Rabbimin katındadır. Onu ancak Allah bilir. Evet. La yücelliha, o tecelli etmez, meydana gelmez. Li vaktiha, vaktine illa ancak hüve. Ancak onun vaktini de Allah bilir. Onun tecelli etme, meydana gelme vaktini ancak onun Allah bilir. Sekulet, yani o koptuğu zaman kıyamet kopma anı ağır gelir semavati vel arzı. İşte yer paramparça olacak. Efendim daha sema yarılacak. Efendim bunun gibi semaya ve yere ağır gelir. La te'tikum, gelmez size illa ancak batim. Ansızın gelir bak. Size ansızın birdenbire gelip farkına varmasınız. Yes'elûneke, senden soruyorlar. Ki enneke, sen ki sen hafiyyün ana. Sen de o. Hafi böyle. Hafiye derler ya hocam, hafi. Haber gizli gizli araştırıp da öğrenmişsin gibi senden soruyorlar anne ondan. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi senden soruyorlar. Sen de bilmiyorsun, evet. Kul de ki innemâ ilmihâ, o kıyametin ilmi indallah, Allah'ın katındadır. Ancak onu Allah bilir. Velakin ekserun nâsı lâ yâlim. İnsanların çoğu bunu bilmezler, anlamazlar demiş hocam. Sadakallahu'l-azim.